Evet arkadaşlar, dağlara doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Demircilik su içecek mahallesindeyiz. Şöyle başı bulutlu dağlara doğru gidiyek. Sağa döneceğiz oradan böyle bu tarafa. Ve başlıyor macera. Evet arkadaşlar, arabadayız. Tam yoldayken sağ olsun Niyazi abim beni Geyik Bayırı'na kadar bırakma teklif etti. Abi teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şimdi Likya yolunun başlangıç noktasına kadar gidiyoruz. Birkaç kilometre var. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, sonunda Likya yolunun başlangıcına ulaştık. Yağmurlu bir havadayız. Yoldaş ile ben yürüyerek Türkiye turuna çıktık ve adım adım Likya yoluna geldik. Antalya'dan Fethiye'ye Likya yolu. Ve şimdi Patika'ya doğru giriyoruz. Bu geceyi buralarda geçireceğim. Yarın yola devam edeceğiz inşallah. Seyyah Ömer Likya yolunda. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Likya yolu patikasına girer girmez bir kampingdeyim. Normalde kampinglere girmeyecektim ama burada beni buraya kadar getiren Niyazi abimin arkadaşı varmış, kuzeni. Ama o da şimdi yokmuş. O yüzden yağmur geçene kadar burada duruyorum. Yağmur geçince bir mağaraya falan sığınacağım. Hemen ıslandık. Ayakkabılar, ayaklar hemen ıslandı yağmurda. Malzemesiz böyle zor. Bakalım. Bir şekilde başladık. Haydi en son bir kapanış yaparım, durumdan haberdar ederim. Evet dostlar, yağmur var diye tırmanışçıların lokali gibi, kamp alanı gibi bir yere girdim. Şimdi buradan nasıl karşıya geçeceğiz? Bir mağara olduğunu söylediler. Mağaraya sığınmaya çalışıyorum yağmur başlamadan ama dereler çok fena. Geçme imkanımız yok gibi. Bir bakalım. Likya yolu çok ters bir anda başladı. Plansız oldu. Nasıl diyeyim, ben daha Akdamlar köyüne doğru giderken Akdamlar camisini gözüme kestirmiştim. Orada kalıp yağmura yakalanmayıp sonra Geyik Bayırı'na doğru Likya yolu başlangıcına gidecektim. Ama yolda abim denk geldi bir tane. Gel götüreyim seni dedi. Durdu. Ben de bindim, biliyorsunuz. Kendi durana biniyoruz. Ama hazır Geyik Bayırı rampalarına çıkma, oraya kadar götüreyim dedi. O an için eyvallah dedim ama yağmurda burada kaldık. Buradaki kampingler de dolu. Hem de şey, yabancılara hizmet veriyoruz falan demişler. Onun bir arkadaşı, kuzeni varmış burada. Ama o da şu an olmadığı için kalamadık. Bir yağmur sıkıştırdı. O ara oraya girdik ama sonra çıkmak zorunda kaldım. Bir mağara söylediler. Şöyle karşıda. Ama dereden geçemedik. Ayakları çıkarmak lazım. Hava da karardı. Mecburi bu geceyi kamp atmadan, yani bivaklama usulü geçireceğiz. Bir kayanın altına sığındım şöyle. Uzaktan göstereyim. Yağmur yağıyor. Şöyle bir kayanın altındayız. Oturacağız burada. Bakacağım duruma göre. Çadır açacak yer yok. Her yer ıslak. Islak ıslak da açarım belki. Bir şekilde geceyi geçireceğiz. Yarın Likya yolu yarın başlamış olacak aslında. Durum bu. Geç geldik, kamp atamadık. Haydi bakalım. Hayırlı olsun maceramız diyelim. Seyyah Ömer zor yollara girdi. Biraz delilik. Yazlık ayakkabılar. Şimdiden ayaklarım ıslandı. Malzeme yok, şortlayız. Kış günü girdik Likya yoluna. Vazgeçer mi seyyah? Sonuna kadar gitmeden vazgeçmez. De haydi bakalım, yarın ola hayır ola, inşallah güzel bir başlangıç olur. Ama 3-4 gün yağışlı gösteriyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Bana müsaade. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu beğenin. Zor yollarda Seyyah Ömer Likya yolunda. Evet abi,
gürül gürül akan derenin kenarındayım. Hala o kayanın kovuğundayız. Şöyle bir çıkıntı. Zifiri karanlık. Ve yandan yandan esen zerrecikler. Tavandan tepemize kadar gelen damlacıklar. Bakalım bu geceyi sabah edebilecek miyiz burada? Yoldaş da burada kıvrıldı garibim. Bu gece böyle. Yatmak yok. Yaslandık çantaya. Üzerimize de çektik bir şey. Sabahı etmeye çalışacağız. Saat şu an 8. Umarım sabaha kadar en azından böyle idare eder. Bu gece burada geçer mi? Yağmur hala yağıyor. Biraz azaldı. Kalkıp gitsem kampingler uzağımda kaldı. Tepede kaldı. Velhasıl bu gece burada bu kayanın kovuğundayız. Haydi fazla ıslanmadan yatalım. Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Çok zor bir Likya yolu başlangıcı oldu bizim için. Yağmur, çamur, dere kenarında, şöyle bir kayanın kovuğunda geceyi geçirdik. Yoldaş kıvrıldı, ben de kıvrıldım. Zorla sabahı ettik. Çok az uyuyabildim. Yağmur şimdi diner gibi oldu. Şu karşıdaki mağaralara gitmeye çalışıyordum ama gece olunca oraya kadar gidemedim. Velhasıl durum bu. Şimdi kalkıp toparlanacağız. Ve bir yere sığınmaya için uğraşacağız. Haydi bakalım, bahtımız açık ola diyelim ya nasip. Derenin seviyesi umduğum kadar yükselmemiş ama yükselmiş. Karşıya geçip mağaraya da tırmanabilirim. Ama zor. Daha doğrusu ayaklar ıslanır. Bantladım ayakkabıların üzerine. Biz yoldaşlar Likya yoluna girelim artık. Hadi bakalım. İşte dün buraya acilen bir sığındık, geri çıktık mecburen. Şimdi Likya yolunun başlangıcı az ileride abi. Evet abiler, Likya yolunun startı burası. 700 metre ileride yolda da bir tabela var burayı gösteren. Ama patika buradan başlıyormuş. Ve rampa çıkıyoruz. Yükümüz çok ağır. Malzememiz uygun değil ama biz kararlıyız. Bakalım nerede vazgeçeriz, nereye kadar gidebiliriz, sonunu getirebilir miyiz ya nasip. Hadi gidelim. Yoldayız. Patikaya girdik. Ama ve lakin daha girer girmez yol karışıyor. İşaret diye hiçbir şey göremedim. Bu yollar mağaralara giden yol da olabilir. Aşağıda patika da var. Hangisi bilemiyoruz. Wikiloc'tan takip etmeye çalışıyorum. Takip edilemiyor diyor. Velhasıl kara düzen gideceğiz bakalım.
Daha girer girmez kaybolacağız herhalde. Ama bir mağara bulursam sığınacağım. Bir sürü makarnam var. Yağmurlar çok fena geliyor. O yüzden gece olmadan sığınacak bir yer bulursam sığınırım. Şu kamerayı da şarj etmem lazım. Yüküm ağır. Mandalinalarım var. Poşette elimde. Anlaşılan bu yol mağaraya giden bir yolmuş. Bizim yol alttan gidiyor olabilir. Şurada bir mağara var. Gidip bakayım. Yoldaşın Likya yolu köpekleriyle gezisi. Peşimizden ayrılmıyorlar. Evet abi. Şimdi Likya yolu burası mı? Yoksa bir tık aşağıdan mı gidiyor yukarı doğru? Biz acaba mağaralara çıkan yola mı geldik? İlginç. Hiçbir işaret yok. Hadi kıştan dolayı yoktur diyeceğiz. Şurada küçük bir oyuk var. Ve burası böyle büyük bir oyuk. Keşke dün burayı bulabilseydik. Daha doğrusu beni karşıya yönlendirdiler. Şu karşıdaki mağaralara. Dereye kadar gittim, geçemedim. Orası daha kolay, oraya çıkabilirsin dediler. Burası da kolaymış. Burada dere de yok. Rahat rahat uyurduk burada. Şurada da küçük bir kapısı var. Şimdi düşündüğüm şey şu. Hava açıkken yola mı gidelim? Kaybola kaybola. Yoksa yağmurları burada geçirelim mi? Bir değerlendirmem lazım. Evet. Likya yolu. Ve serüven buradan başlayacak. Mağaralar. Dağcıların, tırmanışçıların karabinaları burada asılı. Her yerde. Yolumuz çok. Ama ve lakin yağmur da var. Nasıl kızım, burası iyi mi? Kalalım mı burada? Şu kamerayı biraz şarj edeyim, oturayım. Duruma bakarız. Gece boyu bir kayanın kovuğunda sabah olmayacakmışçasına yağan yağmur ve ardından Likya yollarına doğan bulutların arasından hafifçe görünen güneş. Ve biz hala mağaradayız. Bir kahvaltı yapıp öyle gitmeyi düşündük. Çayımız hazır. Karşısı Çağlarca. Oradan mı geçeceğiz? Hiç bilmiyorum. Likya yolu. Ya sen beni çözeceksin ya ben seni. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok reis. Bir tane uygulama var. Şimdi adını unuttum. Onu kullanıyorum ama takip edilemiyor rota diyor. Kabaca gideceğiz böyle ya. Herhalde şu tepelerin ardından açacaktır. Bakacağız. Evet abi. Çayım demlenmek üzere. Ben bir karnımı doyurayım. Muhtemelen hava güzel gibi. Eğer yağmur sıkıştırmazsa böyle devam edeceğiz, gideceğiz. Yoldaş, Likya yolunda. Değil mi kızım benim? Hı? Salla kuyruğunu. Salla kuyruğunu. İyi misin? Gece benim yanımda kıvrıldı, yattı. Ah benim garibim. Kopmuşsun yine. Nereye sürttün kendini?
Aşır duman pırlasana, yol ver baylar, yol ver baylar. Ah, yunan. Hadi gidelim yoldaş, yeter artık. Kuş sesleri, efsane doğa ama gidip gitmemekte kararsız. Kahvaltı yaptım, çay içtim. Tırmanışçılar geldi, orada tırmanıyorlar. Eşyaları da toparladım. Abi bir mağara daha buluruz sığınacak ya. Yağmur yokken biraz yol alalım diye düşünüyorum. Hadi kalk yoldaş. Biri İngiliz, biri Avustralyalı, biri de Afganistanlı. Muhammed, ötekinin adını unuttum. Kamera. Sen nereye çıkmış ya? Allah kolaylık vere. Maybe just walk on the rocks. Yeah. Need to climb down on the rocks. Evet abi. Abimiz inmeye çalışıyor. Kolay gele kardeş. Haydi gidelim yavaşla. Gel yoldaş bu tarafa. Tersin döndü yine. Kaçmaya mı gidersin? Nereye gidersin? Ne? İstemiyorsan kal burada bak. Köpeklerle. Hadi gidelim bakalım. Likya yolu neresiymiş? Bir bulak. Herhalde burası. Yoldaş patika ne yana gidiyor gülüm? Ölen bir dene işaret ola ya. Böyle gitmiyor anlaşılan. Haydi kaybolmaya gidiyoruz dostlar. Dün gece şöyle bir yere bile razıydım abi. Islana ıslana uyudum. Burada da var bir mağara. Saat 11 civarı. Bayağı dinlendik orada. Şimdi uzun uzun bütün yolu kaydedelim isterim ama. Bak ulan çıktık mağaradan yağmur başladı değil mi? Neyse. Umarım yanlış gitmiyorumdur. Haydi bakalım. Evet abi tam yürümeye başlayalım dedik. Yağmur başladı. İnce ince yağıyor ama ıslanmaya gerek yok. Yine bir mağara buldum. Sığındım. Daha başlayamadık yani Likya yoluna. Ucundayız. Burası daha iyi bir mağara.
küçük. Sıcak olur. Şöyle burada çanağımız da var. Yoldaş gel kızım buraya gel. Gel. Önü çalılarla biraz kapalı bir mağara. Abi güneş bir yandan, yağmur bir yandan. Neyse şurada az dinlenelim. Hadi bakalım abi, belki gideriz, belki kalırız. Belli değil. Yağmur dinmiş mi yoldaş? Gidelim mi? Bu mağara çok güzel ama. Hemen düştün yola be yoldaş. Doğru yolda mıyız? Ne diyorsun? Hay. Gel, terse gidiyorsun yine. Yine terse gidiyorsun. Aşağı değil, bu tarafa. Evet abi, yağmur yağmıyor. Biraz daha gidelim. Dereye yakın bir yerde bir mağara daha bulursak orada kamp atabiliriz. Artık ne kadar yürüdüğümüzün bir kıymeti yok. Ama babuşlarımız kötü. Bantladım. Pantolonun üstünde şort giydim. Bunun cepleri var ya, kullanması kolay. Yırtılana kadar böyle. Evet, seyyah Ömer Likya yolunda ama daha hiç başlamadı sayılır. Sizce başarabilecek miyim? He? Bakalım nerede vazgeçeceğiz? Ya da vazgeçecek miyiz? En azından zorlamadan, başlamadan zorluklarla pes etmek istemedim. Başlayıp, görüp, son ana kadar zorlayıp, olmazsa ya nasip deriz. Ama sanırım şu yük ağırlığını biraz hafifletince, bir iki şey atarım muhtemelen, dayanamam. Şu yağmurlar geçti mi, 2-3 gün yağmur gösteriyor, ondan sonra hava güzel olur. Göynük kanyonunu falan geçebilirsek, sonrası fazla zorlamaz. Biz zorundan başladık abi. Normalde buraları pek yürüyen olmuyor. Yani en biliyorsunuz en çok yürünen kısmı Fethiye'den işte Kabak Koyu, bilmem işte Faralya, Maralya, oralar yürünüyor. Bu tarafa doğru özellikle Hisar Çandır'dan Geyik Bayırı'na çok inen yok. Herkes etap etap yürüyor. Biz ya tam bitireceğiz ya da hiç yürümeyeceğiz. Haydi bakalım, çok konuşma. Yürü seyyah, der gibi hissettim sizi. Kalk gidelim. Abi biz yanlış yoldan gidiyoruz herhalde ya. Böyle bir Likya yolu mu olur ya? Yol diye bir şey yok ki, kayalıktan tırmalıyoruz. Muhtemelen bir tık aşağıdaydı patika. Neyse, şöyle biraz gidelim bakalım gidebildiğimiz yere kadar. Abi çok kayalık taş döküntülerinin üzerinden çıktım. Mağaraların dibinden gidiyorum. Sanki bu yol böyle mağara tırmanışçılarının mağaralara ulaşmak için geldiği yol gibi. Emin de değilim. Bir tane bile işaret görsem rahatlayacağım yani doğru yolda olduğumu. Ya şeye bakıyorum ya şimdi. Bir tık altta da olsa coğrafi olarak derenin içine inip tekrar yukarı çıkacak. E bu da zaten tepe noktaya gidiyor. Yani artık Likya yolu değilse bile yol. Biz gidiyek. Abi işaretler silinmiştir falan diye öyle çok bir işaret aramıyorum ama en azından kenarda köşede az bir şey kalmıştır ya. Neyse. Şimdilik gidiyoruz bakalım. Ustam bu nasıl bir yol ya?
Ulan hani kolay parkurdu bu? Tırmanı yok bildiğin ya. Bak. Ama konum olarak ters göstermiyor. O yana gideceğiz. Bu da böyle kenardan gidiyor. Şurada da bir kamping var. Acaba yukarı mı gidiyor? Hadi kaybolalım. Abi, tepeye kadar tırmandım. Bu kadar zor olamaz abi yol ya. Burası yol değil, taş akıntısı, keçi yolu. Bu kadar işaretsiz olmamalı. Zaten tepede tıkandı yol. Bu tarafa doğru geçen bir yol bulamadım. Tekrar aşağı iniyorum. Bu 500 kilometrelik yolu kaybola kaybola nasıl gideceğiz? Hadi bakalım. Yoldaş. Kızım oradan mı gelmiştik? Hadi gidelim. Abi babaları gördük. Önce yukarı gittik. Babalara geldik. Şimdi geldik aşağıya babaları bulduk. Biz bir tık üstten çıkmışız. Dediğim gibi dağcıların mağaralara tırmandığı yola gitmişiz. O yüzden bayağı geri aşağı indim. Hemen kampingin üstünden gidiyormuş. Her yerde zeytin dolu maşallah. Biraz daha gideyim, zeytinim bitince biraz toplarım. Tevekkel böyle gidiyor. Oraya tırmanmıyordur herhalde. Biz oradan geldik abi. Allah Allah. Dur bakalım bir. Ama şurada tele dayanıyor yol. Baksana böyle saçma sapan bir içeri girmiş arazi. Kamp alanının arazisi. Sonra oradan babalarla yukarıya doğru yön vermişler. Bir kayanın üstüne çıkıyorsun, sonra tekrar yol standarda kavuşuyor. Heh, ya ilk yol dedin böyle olur ya. Abi biz gayalara tırmanmışız ya. Ta tepeye kadar çıktım geldim ha. Neyse. Herhalde bugünlük kaybolma limitimizi doldurduk diyelim. Bir daha kaybolmayız. Ha, işaret var ya. İşaret yok değil, var. Hadi gidelim. Yoldaş tetelden içeri girdi. Yabancı kampçılar var orada. Onlardan bir şeyler yedi geldi. Çadırlar kalite. Haydi varalım. Abi işaret doluymuş buralar ya. Her yeri yeşille boyamışlar. Hadi bakalım çık buradan. Biz karşı mağaralarda debelendik durduk. Oy. Dereyi geçtim. Gideyim. Saat de öğlen vakti şimdi. Umarım yine böyle bir mağara gibi, kovuk gibi bir yerden gelir akşam üzerine kadar. Öyle bir yere sığınırız. Ya Allah, kameranın kapağı. Gel yoldaş gel. Çok kaygan buralar. Allah'ım. Kız önden nereye gittin öyle? Bekle beni bakayım yoldaş. Hadi varak bir yere gidelim. Sen Likya yolunu mu yürüyorsun yoldaşım? He? Evet abi, düze çıktık hemen. Aslında benim gittiğim yol da coğrafi olarak yani ters bir yol değil sadece. Ben derenin karşı tarafından kayalıklara, ağaçların arasından gösteremiyorum. Karşı kayalıklara çıktım. Mağaraları da merak edince. Nasıl olsa oradan da bu tarafa bir bağlantı olur diye şu karşı bak aradan görünen yerlere kadar çıktım. Vaktim iyice zorlaşıyor. O yüzden geri indim. Aşağıdan tekrar bu tarafa geldik. Yani oradan şöyle buraya çalılardan geçmeye zorlasaydım bayağı bir zorlanırdık ama
Yine aynı konuma gelirmişiz. Bu yana mı git diyor, o yana mı? He, bura şeye çıkıyor. Kamp alanına. İşte ben karşıya kadar geldim. Şu noktaya kadar geldim. Oradan inip buraya geçen bir yol bulamadım. Burasının fiyatları 500 lira falan yazıyordu internette. Bakalım ben şimdi, su var mı yoldaş burada? Abi yol saçma sapan, işaretler yok, kamp alanına çıkıyor yol. Soruyorum, bilmiyorlar. Treben'le antik kentinden geçerek gitmesi lazım. Yine aynı dereye çıkardı bizi, koca dereye. Karşıya geçeceğim artık. Saçma sapan, aynı yerde dönüp duruyoruz anasını satayım. Abi kaybolunca yoldaşı takip ediyorum. Doğru yere gidiyor gibi sanki. Hadi gidelim bakalım. Dön dolaş aynı yere patikaları vermişler. Özel arazilerden geçiyor. Yoldaş, neredesin kızım? Abi şöyle bir yoldan geliyoruz ama sanırım burası da tırmanışçıların parkurlarına giden yol. Bakalım bakalım. Treben'in antik kentine çıkacağız. Ama yukarıda bu kayalıkların üzerine çıkan bir yer var mıdır bu yolun sonunda? Artık gidelim. Olmasa da bir yerde kamp atarız. Her yer mağara dolu abi. Abi yol ya vardır ya yoktur. Yani saçma sapan bir yerden Likya yolu başlangıç tabelasından başlıyorsun. Sonra tekrar aşağı aynı yola indiriyor seni. Tekrar karşıya dereden geçiyorsun falan filan. Treben'in antik kentinden gitmeyi istiyorum. Çıt dibine. Ama bunun için Likya yolu tabelasından girmemize gerek yokmuş. Dereden geç karşıya, başla patikadan yürü. Yani saçma sapan şeyden geçiriyorlar. Ben mevzuyu çözdüm. Kamp alanlarından geçirmişler yolu. Bu yol eskiden Hisar Çandır'da bitiyormuş. Buraya kadar uzatmışlar. Burada iki tane taş koyulmuş. Yol böyle devam ediyor demek ki. Neyse. Haydi bakalım bir bulalım yolu. Yoldaş da olmasa hepten kaybolacağız abi. Kokluyor yolları. Bir giriyor patikaya. Bakıyor orası değil. Geri çıkıyor. Diğerine giriyor. Hadi kızım benim. İş sür. Götür beni. Öyle mi gidiyorsun? Emin misin yoldaş? Hadi bakalım. Ne güzel baba yapmışlar böyle. Güçlücük. Abi sonunda çamlık güzel bir patikayı bulduk. Hadi yoldaş gidelim. Bugün video çok uzun olacak. Yoldaş kızım, geliyorum bekle. Yol dediğim böyle olur ya. Bekle beni yoldaş. Lan nasıl atladın sen buradan ya? Şu yükü paylaşak seninle bari. Nasıl girsin yolda? Bekle kız. Allah. Babuşlar olmayacak. Hoppa. Allah. Şükür. Evet abi.
Böyle çıkıyoruz. İn çık tırman. Kayalıkların dibinden geçiyoruz. Saat 3'ü geçti. Yolu bulduk, sıkıntı yok. 1-2 can sıkıntısından sonra yolu bulduk. Yoldaş sayesinde değil mi kızım? Önden kokluyor. Ah benim yoldaşım. Kız ben seni yerim. He? Göz mü kırpayım sen bana? Kırp bakayım. Şimdi makarna yapalım, üleşelim mi seninle? Abi 1,5 litre suyumuz var. Yola devam etmeme kararı aldım. Neden? Bakın. Şarjım da az, kameranın şarjı da az. Şurada bir mağara var. Sığınmak için ideal sanki. Şöyle geçebilirsek. Bu tarafta daha güzel kapısı mı var lan bunun? Bak. Etrafta. Allah enseme çalı burada ey. Ha, bu taraftan gizli geçit. Abi süper ötesi burası. Bak. Yağmur. Gelir mi? Gelseydi buralar ıslak olurdu. Hayvan yatırmış daha burada. Hayvan yattıysa insan da yatır. Şimdi karanlık. Aha da böyle küçük bir yer, güzel. Evet abi. Makarnamı yaptım. Üzerine bir de çay yapıyorum. Suyum bitti. Yarın susuz devam edeceğiz. Çayı sabah yapsaydım daha iyiydi aslında ama. Olsun, akşam bir çay içelim. Bugün buradayız. Ateş yakıp şu ıslanan şeyleri kurutacağım. Ve uyku tulumu yaptım demiştim ya, gösterememiştim abi. Şöyle bir su geçirmez kumaş diye aldım ama. Bakalım geçirmiş mi? Buraları ıslak. Elyaf kuru. Şimdi hafif olsun diye içine kumaş astar dikmedim. Aslında çok hafif bir astar da alsaydım iyiydi ama. 1100 gram falan bu. 2 metreye açık hali 1.60, yani 80 santim fermuarını kapattığınızda. Komple bir ucu böyle L şeklinde kapanıyor fermuar. Ucu da açık. Uç kısmına şöyle büzgü ipi takmak için ekstra bir ip için bir kumaş diktim. Böyle bunun içinden ip geçireceğim. Şöyle. Bunu komple bir uyku tulumu niyetiyle dikmedim abi. Bakın elyaf diye benim uyku tulumdaki elyaftan daha kalın. Ama şöyle alt kısmına, yani yarısına iki kat elyaf koydum. Orası yere gelecek. Burası üstüme örtülecek. Yerden soğuğu çekmesin diye. Keşke her yerine iki kat yapsaymışım. O zaman daha iyi olurdu. Diğer uyku tulumuyla bunun içine gireceğim. Bu biraz büyük. Yani soğuk havalarda. Şu anki havalarda bu tek başına artar bile. Sonra bir de Antalya'da akrabama, halama uğradım demiştim ya. O da böyle Husky'nin şeyi varmış, onu verdi bana. Battaniye gibi, bir tarafı naylon. Çadır içi mi bezi gibi, minderi gibi veya. Böyle bir şey işte. Onu da kullanıyorum. Bunu kaça mal ettim abi? Bu hızlıca yapılmış, akşam dikilmiş amatörce bir. Yani amatörce değil aslında da. Alelacele yapıldığı için öyle çok özenmedik. Zaten derdimiz de görüntüsü değil. Ama görüntüsü de güzel oldu. Böyle yorgan gibi komple dikiş geçtik. Kumaşını metresi 90 liradan aldım. 180 lira 2 metre. Elyafta 25 lira metresi. Onu da biraz fazla aldım ben. Ne olur ne olmaz diye bir parça elyafta yanımda taşıyorum. Ona da bir 100 lira verdim. 280 liraya hallettim. Bence çok güzel oldu. Bugün bakalım deneyeceğim. Sadece bununla yatacağım bugün. Çadırı kurmayacağım. Mağaranın içindeyiz zaten. Gerek yok. Durum bu dayı. Eşyaları yaydım. Şimdi bir derleme, toparlama. Çayımız da kaynıyor. Onu da bir demleyelim abi.
Makarnamızı da yiyelim. Bugünlük de bizden bu kadar. Yoldaş şurada yatıyor kapının önünde. Ama şimdi yok. Bir tane yürüyüşçü geçti aşağı doğru. Onun peşine gitti. Bir şey verecek mi zannetti? Ne yaptı? Birazdan gelir. Sebzeli makarna oldu. Sebzelini çeşni koydum. Şimdi şu piyale makarnayı ilk defa deniyorum. Şoktan aldım abi. Gayet iyi. Hatta ben biraz fazla kaynatmasaydım çok da iyiydi. Bu daha ucuz. Bugünlük bizden bu kadar abi. Likya macerası ilk günde biraz sıkıntılı oldu. Dün akşam geldik. Saçma sapan bir vakitte geldik. Saçma sapan bir yerde geceyi geçirdim. Uyuyamadım. Şöyle bir kayanın altında pinekledik abi. İzlediniz zaten şimdi buraya kadar. Video da uzun oldu. Saçma sapan yerlerden rotayı geçirmişler. Yine aynı yere dönüp geliyor. Falan filan işte. Ama şimdi bulduk inşallah. Buradan böyle antik kentten geçerek çıt dibine, oradan Hisar Çandır'a öyle öyle gideceğiz. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanet.